İktidara yakın bir gazeteci Fuat Uğur köşesinde şöyle bir yazı yazdı. Burada e, aslında uzun süredir seslendirdiğimiz, dillendirdiğimiz emeklilerle ilgili de bir kısma yer vermiş. Bu önemli onu konuşacağız ama öncesinde diyor ki seçim öncesi kabinede hayli, hayli gergin bir süreç yaşandı. Bunu içeriden aldığım bilgilerle yazıyorum. Bakın emeklilerle ilgili kısma bakınız. Memurlara yapılan seyyanen zamdan SGK emeklilerinin mahrum bırakılmasının sebep olduğu adaletsizlik çoğunluğu en az ücret alan emeklerin oy kullanmaması, kullananların da oylarını diğer partilere aktarması seçim sonuçlarına yansıdı diyor. İşin fenası bunun böyle olacağını yılların kurdu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kolaylıkla tahmin ediliyordu. Zaten önüne getirilen anketler gerçeği apaçık ortaya koyuyordu. Erdoğan son kritik dönemeçte işte, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hayli zorladı. Emekliler noktasında, emeklilere seyyanen noktasında buradaki detaya göre bir şeyler yap, bu sorunu çöz çözelim, emeklilerin sorunu çözelim diye ama Bakan Şimşek direndi. Öyle ki kabinede yaşanan gerginlik seçime 15 gün kala Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkiyi koparmasa da çok tehlikeli bir noktaya taşıdı diyor. Mehmet Şimşek bakanlığını masaya koydu. Daha önce konuştuklarını ve anlaştıklarını hatırlattı. Küresel sistemin ise gerginliği hissetmiş gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dolaylı ya da dolaysız mesaj üstüne mesaj yağdırarak meme şimşekle çalışmayı tercih ettiklerini bunun Türkiye'nin güvenilirliğine ve yatırım yapılabilir ülke olmasına büyük katkı sağladığını iletti. Erdoğan en sonunda olası seçim sonuçlarını göze alarak ülke ekonomisinin geleceğini ve orta vadede halkın refahına yatırım yapmayı tercih etti. Çünkü kalıcı olarak tercihi buydu. Özetle şunu söylemiş. Çok uzun uza diye okudum. Çünkü detaylar önemli. Fuat Uğur'un iddiasına göre direkt diyor ki ben bunu içeriden aldım bu bilgiyi. Yazan kişi de iktidara yakın bir isim. Ee, Cumhurbaşkanı emekliye bir şeyler yap. Bu işi çözelim demiş Mehmet Şimşek de bunu yapamayız işte dünkü Abdülkadir Selvi'nin yazısında da vardı enflasyon patlar meselesi olmuş söylenene göre burada gerginlik yaşanmış tabi bu yalanlandı gerginliğin yaşandığı mesele yalanlandı ama e, günün sonunda işte burada bir mesaj da var. Aslında Cumhurbaşkanı bunu istiyordu da, emeklilere zam yapmak istiyordu da Mehmet Şimşek engelledi falan. Oradaki detayı görmek lazım. Yani Cumhurbaşkanı istiyor da Cumhurbaşkanı da seçim kaybettiği için istiyordu yani. Yoksa seçim olmasaydı muhtemelen öyle bir talep de gelmeyecekti. Buna da böyle bakmak lazım. Hani ben bu haberin içerisinde şöyle bir şifre görüyorum. Aslında işte Şimşek'e böyle küresel şeyler oldu. Küresel tarafların istediği buydu. Türkiye'yi böyle şey altında almaya çalışıyorlar. Mehmet Şimşek de burada direndi falan denilmeye çalışılmış da neyse. Çok o mevzulara girmeyeceğim. Böyle bir iddiada bulundu. Bu iddianın neticesinde de bu yalanlandı değerli izleyenler. Dedi ki dezenformasyonla mücadele merkezi. Cumhurbaşkanlığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır. Açıklaması yapıldı. Sonra Bak bu yazıya birazdan döneceğim ee, sonra bakan Şimşek'in şöyle bir açıklaması oldu dedi ki ee, üretilen dedikodulara itibar etmeyin. Bir süredir yalan haberlerle kasıtlı bir şekilde gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Bizim derdimiz memlekete hizmet, gündemimiz yoğun. Bu zor coğrafyada ülkemizin sorunlarını çözmek, potansiyelini ve performansını arttırmak için yapacak çok işimiz var. Enflasyonu düşürmek, cari açığı azaltmak, bütçe disiplini tesis etmek ve yapısal sorunları çözmek konusunda kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın başından beri tam destek verdiği programımızı daha da güçlendireceğiz diyor orta vadeli programı kastederek. Eee programın hedeflerine ulaştığında vatandaşlarımızın refah da kalıcı olarak artacaktır diyor. Vatandaşlarımızdan istihdamın üretilen dedikodulara itibar etmeyiniz ve politikalarımızla ilgili bizden duymadığınız hiçbir habere ve söylentiye lütfen inanmayın diyor Mehmet Şimşek de. Ya bu iddiaları ortaya atan isimler de kim? Bir Fuat Uğur bir Abdülkadir Selvi ya dün Abdülkadir Selvi yazdı bunu. Böyle böyle bir şey yaşandı falan diye. Sonra Fuat Uğur bunu söyledi. Bu iki gazeteci iktidara yakın, bu yalanlanıyor falan. Belli ki seçimlerden önce ya bakın burada bir meseleyi anlamak lazım. Biz yorumluyoruz. Benim yorumumu ben size söyleyeyim. Evet bence gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mehmet Şimşek arasında böyle bence bir şey yaşandı. Çünkü niye Akbaşoğlu'nun Ankara ve İstanbul mitinglerini takip edin demesi? Sonrasında belli ki Mehmet Şimşek dedi ki o zaman ben bırakırım. Yani buradaki detaya göre de konuşuyorum. Çünkü biz böyle anlaşmıştık sizinle seçim ekonomisi uygulanmayacağını söylemiştiniz. Yoksa biz zaten başarılı olamayız. Sonrasında da Cumhurbaşkanı bunu kabul etmiş. Yani sonrasında bu gerginlik yaşandı. Aralarındaki ipler kop, kopacaktı çok kötüydü falan filan meselesi. Sonuçta muhalif gazetecilerden gelmiyor. Yani iktidara yakın isimlerden geliyor. Yani uzun lafın kısası emekliler meselesi çok e, toz kaldırmış. Cumhurbaşkanı'nın bu direnci de seçimden sonra devam edecek mi etmeyecek mi? Oradaki e, niyeti anlarız. Yani niyeti anlarız derken şu. Şimdi buradan şöyle bir şey anlatılacak bakın. Medyaya şu mesaj verilecek. Bakın emekliler aslında Cumhurbaşkanı burada sizi çok düşünüyordu. Çok mücadele etti ama Mehmet Şimşek buna engel oldu. Yani ben de şunu soruyorum. Acaba seçim olmasaydı Cumhurbaşkanından böyle bir teklif gidecek miydi mesela? Seçimsiz bir dönem olacak mıydı? Ben size söyleyeyim. Yazın gitti mi? Geçtiğimiz yaz seçimden önceki yaz dönümünde gitti mi? Memurlara 8 bin lira seyyanen zam verirken emeklilere bir şey verildi mi? Zar zor bir 5 bin lira verildi yani hatırlıyorsunuz. Bu işleri de böyle değerlendirmek lazım. E, haberin totali bu. Fakat benim katıldığım Fuat Uğur'un e, bir şeyi var. Burada söylemi var. Bence önemli bu. Diyor ki bu 8 bin lira var ya memurlara verilen 8 bin liralık seyyanen zam. E, memurlar ve en az emekli maaş alan SGK emeklileri arasında paylaştırılabilirdi diyor. Buna katılıyorum. Yani hükümet diyor ya biz emekliye herhangi bir şekilde zam veremeyiz, veremeyeceğiz. Geçtiğimiz açıklamalardan. E o zaman elinizdekileri kullanıp bu 8.000 lira size şunu sorayım. Bakın 550 kişi izliyor. Size şunu sorayım. Sizce hükümet emekli memurlara 8.000 lira seyyanen zam vermek yerine mesela deseydi ki ben memura işte 5 bin lira seyyanen zam veriyorum. Emekliye 3 bin lira seyyanen zam veriyorum ama veriyorum seyyanen zam. Ya da 4-4. Sizce tablo değişir miydi? Seçimde nasıl bir tablo ile karşı karşıya kalırdınız? Yani bunu yapıp Cumhurbaşkanı'ndan ya gerçekten biz sıkıntıdayız, durumu çözmeye çalışıyoruz, kasa boş mesajları gelseydi. Buna inanı, inanır mıydınız, güvenir miydiniz? Çünkü bu şekilde Kasa boş dediği zaman insanlar direkt olarak e niye verdiniz o zaman diyorlardı. Hani böyle bir paylaştırma olsaydı sizce nasıl bir tablo karşımıza çıkardı? Size sormak isterim. E, bu noktadaki e, değişirdi demişsiniz mesela. Nihat Bey değişirdi demiş. Paramız yok söylemi daha inandırıcı olurdu demişsiniz. Bakın yani ben de sizinle aynı fikirdeyim. Yani şöyle e, burada gerçekten niyet önemlidir. Yani bir insan siz neyine bakarsınız? Hepimiz insanı sonuçta. Niyetine ve samimiyetine bakarsınız. Benim fikrim e, memurlara verilen o seyyanen zam e, emekliler arasında da paylaştırılsaydı yani 8'in tamamı memura verilmek yerine orada emekliler arasında paylaştırılmış olsa ve daha sonra Cumhurbaşkanı çıkıp dese ki, ya gerçekten bizde para yok. İnsanlar diyecek ki, ya evet hani ama diye şimdi düşünün. Para yok diyorsunuz 8 bin lira veriyorsunuz memura emekliye vermiyorsunuz insanlar e, bana yok da ona var mı diye soruyorlar otomatik olarak. Adaletsizlik olduğu için daha çok tepki oldu demişsiniz. Mustafa Bey demiş ki mesela evet değişirdi seçimi de kazanırdı. Emeklinin gücü azımsanamayacak kadar fazla demişsiniz. Kesinlikle daha adaletli olur demişsiniz. Bakın burada izleyen bir şey varsa bir yetkili varsa bu yorumlara bakın. Bakın insanlar zaten ben bas bas seçimden önce de bağırdım, anlattım. İnsanlar zaten buna takıldılar. Bu Yani memurlara verilen bu 8000 lira seyyahane zam meselesini aşamadığı insanlar. Anlatamazsınız yani siz sabah akşam para yok deyin. Bırakın 8000'e 3000 e e bile iyi gelirdi demişsiniz. Hani onu da söylemeye çalıştım zaten Kemal Bey. Hani 8000'i tamamını memura vermek yerine işte 5000'ini memura verip hani kamuda çalışıyorlar falan ya öyle açıklanabilmek adına 3000'i emekliye vermiş olsaydı 3000'in üzerine ocakta bu zamları yapmış olsaydı şu anda sizin maaşlarınız şu anki rakamların çok çok üzerinde olacaktı yani öyle bir hesap var karşımızda.